kapının nasıl kılacağımızı bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Çünkü böyle bir uygulamanın örneği yok. Bu uygulamayı biz Peygamber Efendimiz'den öğreneceğiz. Sallu kemâ ra'eytumûni buyurmuş Efendimiz. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle kılın. Şimdi bu bize Kur'an yeter diye bu milletin inanç dünyasını tahrip etmeye çalışanlardan birinin yakını vefat etmiş. Vefat etmiş. Kendisi de cenaze namazını kıldırmış. Cemaatin içinden biri gitmiş yanına demiş ki siz Kur'an bize yeter diyorsunuz ya, evet. Şu kıldırdığınız cenaze namazı hangi ayetlerde tarif ediliyor? Bir anlat bakalım. Bize bir göster Kur'an-ı Kerim'den. Bu kıldığımız cenaze namazının bu formatını, bu örneğini, bu usulünü, bu uygulamasını bir göster. Yok. Güzel kardeşim, Peygamber Efendimiz olmadan din olmaz. Bizim iki türlü görevimiz var. Bir, bütün değerlerimizi, emir ve yasakları, kıssaları, haberleri, tavsiye ve telkinleri biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz. Yüce Rabbimiz emreder, biz de öğreniriz. Bunlara iman ederiz. Bunların nasıl uygulanması gerektiği noktasında da Efendimiz'e örnek alırız. Formül gayet açık. Efendimiz olmadan dini hayat olmaz. İnanç dünyamızı oluşturamayız. İbadet dünyamızı oluşturamayız. Onun için Kur'an bize tabii ki yeter. Zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde işaret ettiğimiz Peygamber Efendimiz'e işaret eden ayet-i kerimelere bakacağız. Onlar diyor ki, Yüce Rabbimiz diyor ki, bakın birkaç örnek arz edeyim. Resul'e itaat eden bana itaat etmiştir diyor Yüce Allah. Allah Allah. Sizin ikinizin arasında çıkan bir ihtilafı Allah'ın Resulüne götürüp onun verdiği hükmü amasız fakatsız kabullenmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ayet-i Kerime bunlar. Hal böyle olunca değerli kardeşlerim, bizim dini hayatımız Kur'an-ı Kerim'e imanla, inançla ve o imanımızın gereğini nasıl yerine getireceğimiz noktasında da Efendimiz'i örnek almakla gerçekleşir. Yüce Rabbim imanımızı, izanımızı,